Evet gençler, şimdi bu videomuzla birlikte 13. bölüme geçiyoruz arkadaşlarım. Çokgenler bölümündeyiz. 22 tane kazanım görüyorum burada. Demek ki 22 tane de köşe taşımız olacak. Hemen bira bismillah diyelim. Şöyle birinci köşe taşımızla bir başlayalım bakalım. Nasıl sorular sormuşlar bize bir görelim. Şimdi odaklanmasını da ayarlayayım ben bunun ilk etapta. Şöyle bir odaklanmasını da bir hemen ayarlayalım. Ayarlayamadık bir daha. Sanırım oldu diyeceğim ama bir daha deneyeyim. Pozlama ve odaklanma kilitlendi, tamamdır. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar diyor ki yukarıdaki tanımlardan hangileri iç bükeyliği tanımlar diye bir soru sormuş bize. İç açılarından biri 180 dereceden büyük olan çokgenlerdir diyor. Doğru. Evet, iç açılarından biri 180'den büyükse bakın ki şurada mesela şu şeklimize baktığınızda arkadaşlarım şu bir iç bükeylik tanımıdır ki iç bükey de şöyle bir iç açımızın şuradaki bir açımızın 180'den büyük olduğunu bilmek bunun iç bükey olduğunu tanımlar. Kenar doğrularından biri kendisini kesen çokgendir diyor ki işte burada da görüyorsunuz kenar doğrularından biri bakın şöyle bir iç bükey bir şekil var burada. Şu bizim çokgenimizin kenarı. Bunu böyle uzattığınızda kendisini kestiğini, şu noktada kestiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla evet bu tanımdan da iç bükeyliği çıkartabiliriz diyorum ben dostlarım. Üçüncüsü ne diyor? Şuna bir tik koyalım. Gönderilen bir ışının çokgensel bölgeye girip çıktıktan sonra tekrar girebildiği çokgendir. Diyor ki zaten yukarıda da bu tanımı yazmıştır hocalarımız diyorum. Evet bu da kesinlikle doğrudur deyip Edirne şıkkı bizim sorumuzun doğru cevabıdır dedim dostlarım. Çok da önemli bir soru değildi arkadaşlar bu. Biraz ısınma sorusu bunlar. Aşağıdakilerden hangisi konkav olamaz diye bir soru sormuş. Konkavlık demek iç bükeylik demektir ki dörtgen iç bükey olabilir arkadaşlarım. Şöyle mesela bakın bir dörtgendir, iç bükeydir diyebiliriz. Bunun dışındaki yani üçgen dışındakilerin hepsi konkav olabilir dostlarım. Ama üçgenin iç bükeyliğinden bahsedemezsiniz. Üçgenlerde iç bükeylik yoktur. Geldik buna. Aşağıdakilerden hangisi eş açılı olmasına rağmen düzgün çokgen değildir diye bir soru sormuş bize. Bakalım şöyle bir mesela eşkenar dörtgen. Kesinlikle düzgün çokgen değildir. Niye değildir eşkenar çok dörtgen düzgün çokgen? Aslında şöyle söyleyeyim. Dikdörtgen de evet bütün açıları eşittir. Ha şimdi eşkenar dörtgen düzgün çokgen değil ama açıları da eşit değil. Bize diyor ki hem eş açılı olacak hem de düzgün çokgen olmayacak diyor. Şimdi mesela üçgenlerde düzgünlüğün tanımı şu arkadaşlarım. Hem açıları eşit olacak hem kenarları. Şimdi üçgenlerde düzgün olan var mı? Evet. Mesela eşkenar üçgen var, değil mi? Hem açıları 60'ar derece hem de kenar uzunlukları eşittir mesela. Kare kesinlikle düzgün çokgendir. Bütün kenarları eşit, bütün açıları 90 derecedir. Dikdörtgen açıları eşittir, 90 derecedir ama kenarları eşit olmadığı için düzgün çokgen değildir arkadaşlarım. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap da Ceyhan'dan geliyor. Şimdi eşkenar dörtgene bakarsak eşkenar dörtgeninde kenarları eşittir ama açıları eşit değildir. Düzgün çokgen değildir. Paralel kenar da düzgün çokgen değildir. Çünkü ne açıları eşittir ne de kenarları eşittir arkadaşlarım. Burada diyor ki açıları eşit olsun ama kenarları eşit olmasın demek istiyor bize soru dostlar. Eşkenar dörtgenin hem açıları eşit değil kenarları eşit. Paralel kenarı da hem açıları eşit değil hem de kenarları eşit değil. Yani istediği şarta uygun olan şık Deniz Ceyhan şıkkındaki dikdörtgen. Yukarıdakilerden hangilerinin tüm köşegenleri eşit uzunluktadır? Düzgün dörtgen dediğimiz arkadaşlarım şöyle bir soruyu da güzelce yakınlaştırayım. Düzgün dörtgen dediğimiz olay kare. Düzgün dörtgen dediğimiz şey kare. Karenin bütün kenarları eşit, bütün açıları eşit ve iki tane de köşegeni vardır. İkisi de birbirine eşittir arkadaşlarım karede. O yüzden kare olur. Düzgün beşgen, düzgün beşgen dediğimizin 5 tane köşegeni vardır. 5 köşegenin 5'i de birbirine eşittir. Düzgün altıgen, düzgün altıgenin 9 tane köşegeni vardır. Bunların 3 tanesi uzun köşegen,
6 tanesi kısa köşegendir. Yani köşegenleri birbirine eşit değildir. İki farklı gruptadır. O yüzden sorumun cevabı sadece 1 ile 2 olur dostlarım diyebilirim. Evet, hemen 1 numarayı gömdük. Geldik 2 numaralı köşe taşımıza. Bir dış bükey yedigenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir diye bir soru sorduk. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı dostlarım kenar sayısının 3 eksiğidir her zaman. Yani n eksi 3 tane köşegen çizilebilirmiş bir köşesinde. Yani benim sorumun cevabı Bursa'dan gelecek. Şuna bakalım. Bir konveks çokgenin bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı kenar sayısından kaç eksiktir? Zaten bir üstteki soruda da formülü söyledik. Kenar sayısının 3 eksiği bir köşeden çizilebilecek köşegen sayısını verir bize demiştik. Buna bakalım. Bir dış bükey çokgenin kenar sayısının 7 fazlası bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısının 2 katına eşittir. Bak ne diyor şimdi? Kenar sayısının 7 fazlası şuna eşitmiş. Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısının yani n-3'ün 2 katına eşittir diyor arkadaşlarım. Hemen burayı bir toparlayalım. N artı 7 eşittir. 2n-6 olur buradan. Düzenleyelim burayı da. N'i bu tarafa alalım. Eksi 6'yı buraya alalım. 13 eşittir. N geldi. Yani kenar sayısı 13'müş diyebiliriz dostum. 12. 4. sorumuza bakıyoruz. En kenarlı bir dış bükey çokgenin iki köşesinden çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. 12 kenarlı arkadaşlar. Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı 12 eksi 3'ten 9 tane olabilir. Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı 9 tane. Şimdi iki köşegen diyor. O zaman bir 9 da diğer köşeden gelecek. Fakat ikisi toplam 18 yaptı. Sakın ha 18'i işaretlemeyin ki Allah'tan da şıklarda yok. Şimdi sen zaten şuradan 12 köşeden bir tanesinden çizdin. Şimdi bu diğerini çizerken de aynı köşeyi bir daha içeriye soktun arkadaşlarım. Yani şöyle düşünün. Bir tane mesela düzgün altıgende göstereyim ben size bunu. Şöyle düzgün altıgen çizdim. Sen şimdi bu köşeden çizilebilecek köşegenler 1, 2, 3 tane. Bir de şu köşeden çizilebilecek köşegenleri göstereceğim. 1, 2, 3 tane derken bakın şunu hem bu köşeden hem bu köşeden kabul ediyorsun. Yani bir tanesini iki köşeden de çizmişiz gibi kabul ediyoruz. O yüzden bunu iki defa sayıyoruz aslında 9, 9 derken. Yani o yüzden 18 değil. Bunu iki defa saydığım için bir tanesini eksiltiyorum. 17 tane olabilir diyorum. Evet, 2 numarayı da gömdük. Hemen 3 numaralı köşe taşımızın birinci sorusundayız. En kenarlı dış bükey bir çokgen bir köşesinden çizilen köşegenlerle 15 üçgene ayrılmıştır diyor dostlarım. Bakın bunun da formülü şu. En eksi 2 tane üçgen oluşur her seferinde. Bir köşeden çizilen köşegenlerle en eksi 2 tane üçgen oluşturabilirsiniz. O zaman n eksi 2 dediğimiz şey aslında 15'miş. Demek ki n 17'ymiş diyebilirim dostum. Evet, ikinci sorumuzdayız. Bir konveks çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenlerle a tane üçgensel bölgeye ayrılmıştır diyor. Yani n eksi 2 eşittir a diyor. Bu çokgenin kenar sayısının 11 fazlası yani n'in 11 fazlası A'nın 2 katına eşittir diyor. 2A'ya eşittir diyor dostlarım. Buna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır diye de bir soru sormuş. Gelin şu A dediğimiz şeyi şurada yerine yazalım. Yani N artı 11 eşittir. 2 çarpı A yerine N eksi 2 yazdım dostlar. Hemen burayı da toparlıyorum. N artı 11 eşittir 2n eksi 4 diyorum. Eksi 4'ü buraya alırsam 15, n'i buraya alırsam burada da n kalır 2n eksi n'den. Demek ki n 15 yani kenar sayısı 15 çıktı. Evet, 3. sorumuzdayız. Bir dış bükey sekizgenin bir köşegeni ile iki bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerden biri dörtgen ise diğeri kaç köşelidir diye bir soru sormuş. Şimdi bir dış bükey sekizgen çizeyim ben arkadaşlar sizin için şuraya.
sekizgenimi çizdim. Şimdi bu sekizgen bir köşegeni ile iki bölgeye ayrılıyor dostlar. Ve bölgelerden biri dörtgen oluyormuş. Şöyle çizilebilir mi arkadaşım? Mesela şu, bakın. Bir köşegen çizdim, iki bölgeye ayırdım. İşte bölgelerden biri burası, diğeri de burası. Bakın bu bölge dörtgen oldu. Diğer bölge kaç köşelidir diye soruyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşelidir diyebiliriz dostlarım. Diğer bölgemiz için. Evet, buna bakalım. Bir konveks altıgen bir köşesinden çizilen köşegenlerle üçgenlere ayrılmıştır diye soruyor. Bu üçgenlerin iç açıları toplamı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Bunu şöyle şurada gösterelim hatta. Bir düzgün altıgen çizelim. Şöyle. Bu köşeden bakın bir buraya, bir buraya, bir de buraya şekil çizdim. Şimdi bunların iç açıları toplamı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Kaç tane üçgen çıktı? 4 tane. Her birinin iç açıları toplamı 180 derece ise 4 tane 180 yapar. Hepsinin iç açıları toplamı 4 tane 180 de 720 yaptı diyebilirim dostlarım. Evet, geldim 4 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuz. İç açılarının toplamı 1620 olan bir konveks çokgeni. Şimdi konveks çokgenin iç açıları toplamının formülü n eksi 2 çarpı 180 olacak dostlar. Ve bunu da bize 1620'ye eşit vermiş. Hemen şu sıfırları silelim. Şuradaki 18 ile 162'yi sadeleştirelim. 2'ye bölersem 81, 2'ye bölersem 9, 9'a bölersem 9'a bölersem de burada da 9 kalır. Yani n eksi 2 9, n eşittir 11 çıktı. Kenar sayısı 11'miş. Yani 11gen bir şekilmiş bu arkadaşlar. Evet. Bir 10gen'in iç açıları toplamı kaç derecedir? Şimdi 10gen o zaman 10 eksi 2 çarpı 180 olacak bunun cevabı. Hemen 8 olur burası. 8 ile de 180'i çarpıyorum. 180 ile de 8'i çarpalım. 0, 64 var, elde var 6, 8, 14. 1440 olurmuş. Sorumun cevabı Ceyhan'dan gelirmiş. Evet, 3. sorumuz. En kenarlı bir çokgenin kenar sayısı 4 katına çıkarılırsa. Şimdi kenar sayısı n'di. 4 katına çıkarıldı. 4n olursa. İç açılarının ölçüleri toplamı 6 katına çıkacaktır. Şimdi buradayken iç açılarının ölçüleri ne oluyordu arkadaşlarım? N eksi 2 çarpı 180. Buradayken ne olur? 4n eksi 2 çarpı 180. Ve diyor ki bunun 6 katına eşit oluyor diyor. Yani bunu bir de 6 ile çarparsam buna eşit oluyormuş. Buna göre n kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostum. Hemen şu 180'leri bir sadeleştirelim. 6'yı bir içeriye dağıtalım. 6n eksi 12 eşittir 4n eksi 2 olsun. 4n'i buraya alırsam 2n, eksi 12'yi buraya alırsam da 10 olur. N eşittir 5 çıkar. Sorumun cevabı Ceyhan'dan gelir. Evet, biz de geçeriz 4. sorumuza. ABC'de düzgün çokgendir. C açısı 200 dereceymiş şurası ve bu düzgün çokgen. O zaman bu toplam 360 olacaksa şurası, buraya da 160 kalıyor. Yani bu şu demek arkadaşlarım. 160 ise bu da 160. Düzgün çokgense bütün açıları eşit. Hepsi 160. Buna göre bu çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru soruyor. Şimdi iç açıları 160 dereceymiş her birinin arkadaşım. O zaman bir dış açısı ne olur bu düzgün çokgenin? 20 derece olur. Bir dış açısı. Çünkü bir iç açısı 160 derece. Dış açıyı bulurken ne yapıyorum? 180'den çıkarıyorum. Dostum, düzgün çokgenlerde kullanacağımız en önemli formül şu. N çarpı alfa eşittir 360. Yani kenar sayısıyla dış açının çarpımı 360'tır her zaman diyor düzgün çokgenlerin kuralı. Şimdi biz dış açıyı 20 diyebiliyoruz. Burası 20 ise 20 ile kaçın çarpımı 360'tır? 18'in. O yüzden 18 kenarlıdır bu şeklimiz. Düzgün çokgenlerin hemen hemen her sorusunda kullanacağın formül de bu arkadaşlarım. Evet, ilk 4 köşe taşını gömdük. Bakalım kaç dakika oldu? 14 dakika oldu. Arkadaşlar isterseniz 5 numarayı da hemen şuradan alayım. 5 numaralı köşe taşını da hazır başlamışız. Gömelim bunu da.
Şekildeki beşgenin üzerinde verilenlere göre x kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Açı sorusu arkadaşlarım, gayet kolay, basit bir soru. Bir beşgenin ya şunu dış açılardan çözersin ya da iç açılardan. Şimdi iç açılardan çözeceksen 5 iç açının toplamını 540'a eşitlersin. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı 540 derecedir çünkü. Dış açılardan gidersen de geometrideki bütün şekillerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Buradan da çözebilirsin. Hadi biz 3 tane dış açı vermiş. O yüzden dış açılardan çözelim. Şunun dış açısı da 50 derecedir. Bunu yazıyorum. Şimdi 60, 50 daha 110, 70 daha 180. Demek ki şu ikisine de kaldı 180. 80 buradaysa buraya kaldı 100. Bu dış açı 100. Bu dış açı 100 ise iç açısı ne olur bunun? 80 derece gelir. Dış açılardan kolay bir şekilde çözdük. Hemen ikinci sorumuz. Bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı 1/8 olan. Şimdi bak, bir düzgün çokgen düşünün arkadaşlarım. Bu düzgün çokgenin iç açısı var, dış açısı var. Dış açısının ölçüsünün iç açısının ölçüsünün oranı 1/8'miş. Yani dış açısı alfa ise iç açısı 8 alfaymış. Peki toplamda 9 alfa 180 değil midir arkadaşlarım? İçle dışın toplamı. O halde alfa 20 derece çıkar. Peki düzgün çokgenlerdeki en önemli formülümüz neydi? Kenar sayısıyla dış açının çarpımı 360 demiştik. Alfayı 20 bulduysak kenar sayısının 18 olması gerekir. Çünkü 18 ile 20'nin çarpımı 360'tır diyebilirim. Evet, üçüncü sorumuz. Bir dış açısının ölçüsü 24 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Hemen n çarpı alfa eşittir 360 formülünü kullanıyorum. Yani 24 tane alfa eşittir 360 diyorum. Alfa eşittir 360 bölü 24. Hatta sadeleştirelim. 6'ya bölelim 4. 6'ya bölelim 60. 60'ı da 4'e bölersek 15 çıkar. Alfa dediğimiz şey, kenar sayısı dediğimiz şey, n yani 15 gen çıktı. Evet. Dördüncü sorumuz. Bir iç açısının ölçüsü 144 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi iç açısı 144 ise şöyle de gösterelim. İç açımız 144 ise dış açımız 36 derece olacak. Hemen sen kenar sayısıyla dış açının çarpımının 360 olduğunu biliyorsun. 36 ile kaçın çarpımı 360'tır? 10'un. Demek ki 10 kenarlı bir şekilmiş bu diyebiliriz arkadaşlar. Evet, geldim 6. köşe taşımıza. 6. köşe taşının birinci sorusu. Bir dış bükey çokgenin 3 dış açısının toplamı 60 derecedir diyor arkadaşlarım. 3 tane dış açısının toplamı 60 derecedir. Diğer dış açılarının her biri de 15 derecedir diyor. Şimdi bir düzgün çokgen, dış bükey çokgen çizelim. Düzgün değilmiş bu daha doğrusu. Kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz. 3 dış açısı 60'mış toplamları. 3 dış açısının toplamı 60. Diğer açılarının her biri de 15. Şurada da bir sürü 15 var ama kaç tane 15 var bilmiyoruz. Ama 3 tanesinin de toplamı 60. Şimdi bütün dış açılarının toplamı kaç derecedir bu düzgün çokgenin? 360 demiştik. Bütün şekillerin dış açıları toplamı 360 derece. O zaman şimdi burada k tane 15 var olsun. Bilmiyoruz ne olduğunu. Bir de 3 tanesinin mesela şu, şu ve şu dış açılarının toplamı da 60'mış. Eşittir 360 dedim. K çarpı 15 eşittir 300 yaptı. Demek ki K eşittir buradan 20 geldi. Yani 20 tane 15 derecelik açı var. 3 tane de toplamları 60 olan var. O zaman 23 tane açısı var bunun. Demek ki 23 tane de kenarı var diyebiliriz dostlarım. Evet, ikinci sorumuz. Bir dış bükey çokgenin 3 iç açısının toplamı 500'dür. Diğer dış açılarının her biri 40 derece olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi 3 iç açısının toplamı 500'dür arkadaşlarım diyor. Normalde şöyle göstereyim. Şöyle bir düzgün çokgen çizelim. Şimdi şurası A olsun. Burası B olsun. Burası da C olsun. Şimdi bunun dış açısına X diyelim. Bununkine Y diyelim. Bununkine de Z diyelim. Şimdi normalde dostum şu içle şu dışın toplamı 180.
Bununki de 180, bununki de 180. Yani şunların üçünün toplamı 540 mı yapıyor? 3 tane iç ve dış açısının toplamı 540 yapar. Bize de diyor ki 3 iç açısının toplamı 500 ise o zaman 3 tane dış açısının toplamı da 40 derecedir demektir. Şu x'in, y'nin ve z'nin toplamı 40. Diğer dış açılarının her biri de 40'ar derecedir diyor arkadaşlarım. Buna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi biz diğer her bir dış açıda 40 dereceymiş. Şöyle gösterelim. Diğerlerinin her biri de 40 derece. Yani k tane 40 derece var. Bir de 3 tane x, y, z dış açıları var. Bunların toplamı da 40. Hepsi toplamda 360'mış arkadaşlar. Peki 40'ı buraya atarsam 320. 40 ile neyin çarpımı 320 yapar? 8'in. Demek ki K 8. Yani 8 tane 40 derecelik dış açı var. 3 tane de X, Y, Z var. 11 tane bunun köşesi var. Dış açısı var. Yani 11 tane de kenarı var diyebilirim o halde. Evet. Üçüncü sorudayım arkadaşım. Hemen bakalım. Bir dış bukey çokgenin dış açılarından dördünün ölçüleri bunlardır. Diğer dış açıların ölçüleri eşit olup her biri 4 derecedir. Bakın buna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi dış açılarının toplamı neydi? 10, 12, 14, 16, bir de K tane de 4 derece var. Bunların toplamı 360 olacakmış. Şimdi toplayalım. Şurası 30 yapar. 42 yapar. 52 yapar. 52'yi buraya atarsam 4K eşittir 308 yapar. 4'e bölersek de K eşittir. 4'e bölelim hemen burayı. 7, 7. 77 yapar. Yani 77 tane 4 derecelik açı var. 4 tane de şurada var. 77, 78, 79, 80. 81 tane bu adamın açısı var. Dolayısıyla 81 tane de kenarı var. Hadi bakalım son sorumuz. Bir konveks sekizgenin 3 iç açısı, dik açı, diğer 5 açısı ise eşit açılardan birinin ölçüsü kaç derece? Eşitmiş diyor. Bir sekizgenin 3 iç açısı dik açı, diğer 5 açısı eşit açı ise diyor arkadaşlar. Şimdi dik açılar 3 tanesi dik. 90, 90, 90 artı 5 tanesi de eşit. A diyelim her birine 5A olur. 5 alfa olsun. Bunların toplamı 360 derece. Neden hocam 360? Ben dış açılardan gittim. Şimdi iç açısı dik açı ya, yani 90 derece ise de dış açısı da 90 derece. Demek ki 3 tane dış açısı 90. 5 tane iç açısı eşitse dış açıları da eşit. 5 dış açıya da alfa dedim. Eşittir 360. Şurası ne yaptı? 90, 90 daha 180, 90 daha 270. Bu tarafa atarsam 5 alfaya 90 kalıyor. 270'i 360'tan çıkarttım. Demek ki alfa eşittir 18 geldi. Yani bizim bir dış açımız 18 dereceymiş. Peki 18'in iç açısını soruyor bize. 162 yapar. İşte o eşit iç açılardan birinin ölçüsü 162 derecedir diyebiliriz. Evet dostlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinize.